Herkese merhabalar. Benim konum gördüğünüz gibi bir soru üzerine, spor sosyolojisi ve spor psikolojisi ayrı alanların bilimine. Ben Ersin Afacan, 26 yıl milli eğitimde felsefe grubu öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldum. Şimdi bağımsız araştırmacıyım. 30 yıldır ilk dersim 1994 yılında Amiral Kurtkan Bilgisevi'nin sosyal bilimler metodolojisi diye bir dersi vardı. Kişiliğin gelişimine etkileyen faktörler diye. O zamandan beri 94'ten bu yana sosyolojinin, psikolojinin, felsefenin içindeyim. Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi gibi üniversitelerde dersler de veriyorum misafir öğretim üyesi olarak. Arkadaşım da Hayri Tokmakçı, Manisa Sarıhanlı İlçe Spor Müdürü. Onunla beraber böyle bir çalışma hazırladık. Peki bu çalışma neden kaynaklandı? Şuradan kaynaklandı. Benim ilk doktora... düzeltiyorum. Doçentlik başvurumda bir jüri şöyle yorumlar yaptı. Belli bir uzmanlık alanına odaklanmadığımı iddia etti. Adayın yaptığı çalışmalarda sosyoloji, psikoloji içeren çalışmalar arasında kaldığımı iddia etti. Ve en altta da burada gözükmüyor ama buradan ben size okuyayım. Sosyoloji ve psikoloji iki bilim aslında ayrı birer alandır diye iddia etti. Bu arkadaş diyelim artık. Dolayısıyla böyle bir durum ben çok şaşırdım. Yani bilimsel anlamda böyle bir cümleyi, böyle bir ifadeyi nasıl rapor edip verebilir diye. Çünkü Malinowski biliyorsunuzdur belki bu antropolojiyle ilgili çok önemli çalışmalar var. Malinowski de dedi ki bilimin temel amacı çalışma alanını belirlemek. Peki çalışma alanını belirlerken gördüğünüz gibi biz milli eğitimde felsefe grubu, psikoloji, felsefe ve sosyoloji birlikteliği var. Felsefe grubu öğretmeni diyoruz. Ben mesela sadece sosyoloji okursam, psikoloji, felsefe okumasam felsefe grubu öğretmeni yapamam milli eğitimde. Sadece psikoloji okursam yine yapamam. Sadece felsefe okursam yine yapamam. Yani burada bir bilim birlikteliği var. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak mesela Rasim Adasal Türkiye'de modern psikiyatrinin kurucularındandır. Rasim Adasal'ın da kitaplarını tavsiye ederim. Demiş ki insan dünyaya geldikten sonra içinde yaşadığı, olgunlaştığı ve çalıştığı çevrelerde çeşitli fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik uyarmalara bağlıdır. Fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik uyarmalar. Şimdi buna rağmen Türkiye'de sporda, psikososyal alanlarda çalışan akademisyenlerin çoğunun vermiş oldukları eserler spor psikolojisi göz önüne alınarak yapılıyor. Oysa psikososyal deyiminin, sporda psikososyal alanlar diyoruz, psikososyal deyiminin psiko kısmında kalmak, alışılmış kalıplar içerisinde akademik çalışmalar yapmak demektir. Yani bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Onun dışında bizim bu bağlamda çalışmadaki amacımız sporda psikososyal alanlarla ilgili Türkiye'deki bazı ön yargıları ve özellikle spor psikolojisi bağlamında yapılan araştırmaları yönlendiren ön kabulleri eleştiriye tabi tutmaktır bu çalışmadaki amaç ve bunu makale haline getirmeye çalışacağız ileriki dönemlerde. Şimdi kısaca sosyoloji ve spor sosyolojisinden bahsetmek istiyorum. Bu da benim yazmış olduğum kitap. Sosyoloji cemiyet halinde yaşayan ve insana etki eden, onun etkisi altında kalan her şeyin insanla olan ilişkisini bir bütün olarak inceleyen bilim dalıdır. Yani bugün de mesela spor sosyolojisiyle ilgili bir sunum vardı. Bakın bu Zimmermann, dünyada sosyolojinin en önemli isimlerden bir tanesidir. Zimmermann ismini de ve araştırmanızı okumanızı tavsiye ederim. Cemiyet halinde yaşayan ve insana etki eden, insanla ilişkili olan her şeyi araştıran bilim dalıdır. Dolayısıyla sosyoloji insan arası ilişkilerin bir bilimidir ve kişinin herhangi bir konuda, Amiral Kurkan Bilgisevende yine bir atıfta bulunmak istiyorum, herhangi bir sosyal konu hakkında anlayış geliştirmesi için en temel yol sosyolojik yayınları incelemesidir. Şimdi sosyal konu dediğimiz zaman sporda şiddet, ondan sonra takımdaşlık, liderlik, sporla ilgili insanları içeren her türlü konu sosyolojinin içerisindedir. Dolayısıyla sosyoloji insana ait davranışları araştırarak gözlenebilen konularla ilgilenen bir bilim dalı olduğu için spor sosyolojisi, sporda psikososyal alanlarda çalışan veya çalışmış olan herkesin belli bir düzeyde okuması, yazması ve çizmesi gereken bir bilim dalıdır. Bu bağlamda spor sosyolojisi de sporun sosyolojik boyutunu kuramsal ve kavramsal temelde sadece incelemez. Aynı zamanda sporla ilgili bilgileri
spor ortamında uygulamayı da içerir. Ki biz mesela bundan önce de geçen hafta Ziya Gökalp'le ilgili bir sempozyuma katıldık ve Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet kuramının spor uyarlamasını ele aldık. Hemen geçiyorum. İkinci dal olarak psikoloji ve spor psikolojisi. Psikoloji, algılama, düşünme, duygulanma, irade gibi içsel eylemlerin kişinin hayatında karşılaştığı zorlukları ve sorunları çözmede ne tür katkısının olacağını açıklayan bir bilim dalıdır. Yani insanların kendileri nasıl hissettikleri duygulanım anlamında bahsederken psikolojiden ve psikolojik durumlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla spor psikolojisi, psikolojinin ilkelerin ve uygulamaların spor ortamlarına yansımasıdır. Yani performansı etkileyen psikolojik faktörler dediğimiz zaman sporcunun duyguları, kişiliği ve motivasyon gibi durumları dikkate çekmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımız zaman, bu arada da gözüm şeyde, dakikada hocam. Yani spor psikolojisi özellikle sinir sistemi de tabii ki tek bir kişiyi insanı ele aldığı için sinir sistemiyle ilgili de çalışmaları içermektedir. Şimdi sorumuza gelelim. Spor sosyolojisi ve spor psikolojisi ayrı birer alan mıdır? Altta evet yazı yine okunuyor. Aristoteles'in Metafizik adlı bir kitabı var. Fizik ötesi anlamına geliyor. O kitabı da sporda psikososyal alanlarda çalışan ve çalışmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. Metafizik kitabı. Ve orada Aristo ne söylemiş? Nedenleri gözlemlemek ve araştırmak tek bir bilime mi yoksa birden fazla bilime mi ait? Yani Aristo bunu milattan önceki dönemde ilk çağ filozofudur. Sormuş tek bir bilime mi yoksa birden fazla bilime mi? Şimdi tek bir bilim dediğimiz zaman indirgemecilik denen bir hata yapıyoruz. Akıl yürütme hatası. Fakat birden fazla dediğimiz zaman bütüncü yaklaşım ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi burada tüm bilimler dayanışma içinde olması lazım ve birbirlerinin yardımcısı olması lazım diye bir yabancı bilim insanı Halkin böyle bir yorumda yapmış. Yani her türlü bölümleme ve ayrıştırma bilimde gerilemeye neden olur. Şimdi buna rağmen Türkiye'de ve dünyanın bazı bölümlerinde de sosyoloji ve psikoloji kurulmaya, çünkü bunlar yakın bilim dallarıdır. Yani sosyoloji ve psikoloji. Ziya Gökalp mesela Türkiye'de sosyoloji kurmuştu. İşte psikoloji, psikiyatri, Rasim Adasal, Masar Osman duymuştunuz belki. Onlar Türkiye'de kurmuştur. Dolayısıyla haksız yere sosyoloji ve psikoloji birbirine cephe almıştır Türkiye'de. Oysa ki bu iki bilim dalı antropoloji de işin içinde kattığımız zaman bu insan temelinde zıtlığa gerek duyulmayan ve sosyoloji psikoloji birbirini tamamladığı bilim dallarıdır. Örneğin sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikoloji arasındaki karşılıklı ilişkinin ortaya çıkmasından kaynaklanmıştır diye Hilmi Ziya Ülken'den de burada bir alıntı yapabiliriz. Şimdi diğer slide'a geçelim. Amiral Kurtkan Bilgesever'den bahsettim. Bunun Sosyal İlimler Metodolojisi diye bir kitabı var. Onu da sporda psikososyal alanlarda çalışanlara tavsiye edebilirim. Bakın ne demiş? Halbuki diye başlayan kısımda hiçbir alim, bilim insanı alim, realiteleri yani gerçeklerin tekniğini ve bütünlüğünü görmezlikten gelen bir ihtisas körlüğü içinde kalarak gerçek alim olamaz. Bakın ihtisas körlüğü dedi, uzmanlık körlüğü. Sadece ben spor psikolojisi çalışırım, sadece spor sosyolojisi çalışırım, sadece spor felsefesi çalışırım dediğiniz zaman ihtisas körlüğü içine girmiş olursunuz. Ve şöyle bir şekil var, onu da size hemen arz etmek istiyorum. Yine Amiral Kurtkan Bilgisevi'nin Sosyal İlimler Metodolojisi kitabında olan bir şekil. Şimdi bilim ve metodoloji gelişmesiyle bilinmeyen saha. Mesela bir araştırma yapıyoruz, bilinmeyen bir konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Açıklığa kavuştururken onun fiziksel, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını ele almamız gerekir. Yani multidisipliner çalışma dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ve daha sonra da aynı temele ortak olması olası farklı gerçekler diye ortada bölüm var. Daha sonra ortak olması olası bilinmeyen saha. Yani siz yeni bir yenilik, yeni bir bilgi, yeni bir sonuç ortaya koydunuz. Ondan sonra da bilinmeyenler devam edecek. O yenilikten yeni bilinmeyenleri araştırmaya devam edecek. Yani bilimin devrimsel boyutu, dönümsel boyutu bu şekilde devam etmektedir. Bununla ilgili söylemem gereken bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Karma rejimine akarsa ben ona değineceğim. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Volgar isimli bir yabancı bilim insanının sözü. Entelektüel oluşumlar geleneksel olarak belirlenmiş sınırları çaprazlamasına keserek bir disiplinler arası eleştiri temeli sağlamaktadır. Disiplinler arası eleştiri.
Dolayısıyla araştırma yöntemlerindeki bazı farklılıklara ve araştırılan alanların farklı görünüşlerine karşılık tüm farklılıklara rağmen spor sosyolojisi ve spor psikolojisi aynı gerçekliğin değişik yüzüdür. Peki bu gerçeklik nedir? İnsandır. Aynı gerçekliği, aynı madalyonun iki yüzü gibi. Dolayısıyla insan karmaşık bir varlıktır. Hangi konuda olursa olsun tek düze yaklaşım çözüm elde etmede yetersiz kalır. Tek düze yaklaşım, tek düze yani spor psikolojisi, tek düze spor sosyolojisi, tek düze spor felsefesi giderek insanla ilgili herhangi bir sorunu çözmekte yetersiz kalınır. Yani gerçekliğin, az önce Amiral Kurt'tan söylediği gibi, gerçekliğin tekniği ve bütünlüğünü görmezlikten gelmemesi lazım bilim insanı. Hatta şöyle bir yorum yaptık. Bu bağlamda diyebiliriz ki yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar sorusunu birey mi topluluktan çıkar yoksa topluluk mu birey için vardır sorusuna çevrilebiliriz. Dolayısıyla cemiyetsiz birey ve bireysiz cemiyet düşünülemez. Hatta spor psikiyatrisinin Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap var, Daniel Begel'in. Onu da öneririm size. Bu kitabın Türkçe baskısında Daniel Begel şöyle bir ön söz yazmış. Demiş ki, sporcuların içinde yetiştiği biyo, psiko, sosyal düzeni okuyuculara tanıtmak lazım. Biyo, psiko, psikoloji, sosyal da sosyoloji. Bu düzeni tanıtmak lazım. Şimdi geldiğimizde coğrafyada belki duymuşsunuzdur. Karma rejimli akarsu diye bir deyim var, bir terim var. Yani farklı zamanlarda eriyen karlar, yağmur suları, eriyen buzulların suları, gölden ve yeraltı sularından beslenen akarsuyu anlatıyor. Karma rejimli akarsu. Bu akarsular sularını topladıkları veya boşalttıkları havzalarda iklimin değişmesi veya yeryüzü şekillerinin değişmesi gibi çeşitli etmenler ile değişikliğe uğrayan akarsulardır. Bu nedenle bu tip akarsular büyük akarsular olarak nitelendirilir. Biz de bu tabirden yola çıkarak literatüre şöyle bir deyimi kazandırmak istiyoruz. Karma disiplini akademisyen. Dolayısıyla davranış ve insan bilimleri temelinde sporun psikososyal de demiyoruz artık, psikososyolojik diyoruz. Çünkü sosyal dediğimizde işin içine din, hukuk, ekonomi veya farklı alanlar da giriyor, tarih gibi. Psikososyolojik boyutu ile ilgilenen bir bilim insanı karma disiplinli akademisyen olmalıdır. Böyle bir akademisyen tüm bilimlerin kaynağı olan felsefe başta olmak üzere sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji bilimlerinin bilgilerinden, kavramlarından ve kuramlarından haberdar olmalı, onlardan beslenerek çalışmalarını yapmalıdır. Dolayısıyla böyle karma rejimli akarsular nasıl büyük akarsu diye kabul ediliyorsa, karma disiplini akademisyenler de büyük akademisyen olarak kabul edilmesi lazım. Sadece spor psikolojisi çalışıp da büyük akademisyen olunmaz. Sadece spor sosyolojisi çalışarak büyük akademisyen olunmaz. Veya sadece spor felsefesi çalışarak büyük akademisyen olunmaz. Bunu da bu şekilde aktarmak istedim. Yazın yayınlandığımız, eşimle beraber yayınladığımız bir makalemiz vardı Sosyoloji Dergisi'nde. Duygular sosyolojisini spora uyarlamaya çalıştık. Bakın böyle bir tablo oluşturduk o makalede. Felsefe, sosyoloji, psikoloji. İnsanın üç durumu vardır. Duygu durumu, düşünce durumu ve davranış durumu. Felsefenin birinci ele aldığı düşünce durumudur. Sosyolojinin birinci ele aldığı davranış durumudur. Mesela şurada bir sosyal ortam içindeyiz. Sizin davranışlarınız, beden diliniz. Psikolojinin de birinci ele aldığı duygu durumudur. Psikoloji Türkiye'ye ilk girdiğinde, Osmanlı son döneminde Türkiye'ye ilk girdiğinde hissiyat bilimi diye girmiş. Daha sonra davranış, duygu, bakın hepsi birbiriyle iç içe. Dolayısıyla böyle bir durum varken, karma disiplinli akademisyen olmak varken sadece spor felsefesi, sadece spor sosyolojisi, sadece spor psikolojisinden gitmek ihtisas körlüğü, uzmanlık körlüğü dediğimiz bir yanılgıya, hataya sebep olur. Dolayısıyla bu bağlamda sporda psikososyolojik performansı boyutlarında şu şekilde şema olarak gösterebiliriz. Düşünsel boyut, duygusal boyut, davranışsal boyut. Yani Türkiye'de çok büyük bir yanılgı var. Davranışsal ve düşünsel boyutu da psikoloji içine sokuyorlar yani. Yani felsefe, spor felsefesi sanki yokmuş gibi, sosyoloji ve spor sosyoloji sanki yokmuş gibi her şeyi sıkıştırıp spor psikolojisi, sporla ilgili çalışanlar bu şekilde bir yanılgıda bulunuyorlar. Dolayısıyla 15 dakika olmuş hocam, toparlıyorum, sonuç kısmına geldik. Bu fotoğraf Afyon'da çekildi. Profesör Ayşe Canatan.
ODTÜ psikoloji mezunu, yüksek lisanslı psikolojide yaptı ODTÜ'de ve şu an Ankara'da Hacı Bayram Üniversitesi'ydi galiba, tam şimdi üniversite hatırlayamadım. Orada sosyoloji bölümünde profesör, bakın psikoloji hocası, psikoloji temel eğitimi almış ama sosyoloji ve felsefeyle kendini geliştirip sosyoloji bölümünde hocalık yapabiliyor. Yani karma disipline örnek bir akademisyen ki ben kendisine bu durumu da anlattım, böyle bir sunum yapacağımı söyledim de sizinle fotoğrafımızı paylaşmak istiyorum dedim. Çok da memnun oldum. Dolayısıyla bizim spor bilimcilere örnek olması gereken bir kişidir Ayşe Canatan. Profesör Ayşe Canatan'ın eserlerinde hem psikoloji hem de sosyolojiyle ilgili eserlerinde okumanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla şöyle geçelim. Günümüzde çok yönlülüğün istenilmesinin amacı monotonluğun giderilmesi ve bakış açılarının genişletilmesidir. Bakın şöyle bir az önce bahsettiğim spor sosyolojisi kitabında şöyle bir şema kullandım. Gözlüğün çerçevesi felsefedir. Bir camı psikoloji, bir camı sosyolojidir. Bir camı spor psikolojisi, bir camı spor sosyolojisidir. Siz bir camı yok sayarsanız, sadece spor psikolojisine bakarsanız insana veya sadece spor sosyolojisine bakarsanız tek gözle bakmış olursunuz. Yani o ihtisas körlüğü dediğimiz durum ortaya çıkar. Dolayısıyla disiplinler arası çalışma yapmak, parçaların incelenmesi sonucunda bütüne ilişkin, insan ve topluma ilişkin daha doğru yargıların verilmesine fayda sağlar. Çünkü insan bilimleri demiş Doğan Ergun diye bir sosyoloji profesörü vardı. Türkiye'de çok önemli bir isim de, onun da kitaplarını tavsiye ederim. Demiş ki Doğan Ergun, insan bilimleri bir bütün olduğu için iki veya daha fazla insan bilimi sınırında yapılan bilimsel çalışmalar en verimli olan çalışmalardır. Yine sosyoloji profesörü Emre Kongre bir alıntısını aktarmak istiyorum. Disiplinler arası çalışma yapmak, parçaların incelenmesi sonucunda bütün ilişkin yargılar için karar vermek demektir. Dolayısıyla psikoloji ve sosyoloji çift ana dal veya double major diyorlar. Çift ana dal olarak kabul edilmesi lazım. Psikoloji tek bir kişiye ele alırken sosyoloji iki veya daha fazla kişiye ele alıyor. Bununla ilgili bir de az önce söylediğim gibi Türkiye'de bize göre psikososyal alanlar tabiri değişmesi lazım. Psikososyolojik alanlar olması lazım. Tarih, antropoloji, ekonomi, din, sporla ilgili hukuk, teknoloji gibi alanlar sporda sosyal bilimler diye bir alan olarak değerlendirilmesi gerekir. Ve bu bağlamda şöyle bir mesela 1992 yılından Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin bir dergisini kapağını size sunmak istiyorum. Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji Bilimleri dergisi diyor. Türkiye'de ne olduysa bunlar birbirinden ayrı ve sanki birbirinden farklı, hatta birbiriyle çekişme içinde olan bölümler gibi gösterilmeye çalıştı. Ama tarihimize baktığımızda, hatta her zaman söylüyorum, 1980'den önce İstanbul Üniversitesi'nin felsefe, sosyoloji, psikoloji kitaplarını, oradaki hocaların yazdığı kitapları okumanızda ve o kitaplardan spora uyarlama yapmanızda fayda var. Bir de ben doçentlik başvurumu bekliyorum, işte mahkeme süreci var. O arada bir de sosyolojiden başvurayım dedim aynı eserlerle beklerken. Bakın sosyoloji profesörleri benim için ne yazmışlar? Aslında benim o karma disiplini akademisyen uygulamasını resmi olarak tescil ettirme gibi bir durumu yani. Spor sosyolojisi, spor psikolojisi, spor felsefesi bilim alanlarıyla ilgilidir. Evet, böyle olacak zaten yani. Sosyolojide, spor sosyolojisi de alt anahtar kelime olmadığı için ben spor sosyoloji yazamadım. Ama bakın hocaların, 7 sosyoloji profesörün ortak ifadesi. Spor sosyolojisi, spor psikolojisi, spor felsefesi bilim alanları ilgilidir. Sporda psikososyal veya psikososyolojik alanlarda çalışmak isteyen herkes bu şekilde olması lazım diyerek şimdi sizi belki tanıyorsundur İsmail Hakkı Aydın. Bu konuyla ilgili kısa bir hocam 2 dakikalık bir videoyla sonlandırmak istiyorum. Hemen açalım. Ses var mı acaba? Bu arada ses gelirken doktora diplomamı da koydum. Doktora diplomamı da şöyle göstereyim. Bakın felsefe doktoru diyor. Beden eğitimde felsefe doktoru diye İngilizcesi diye doğru yani bu. Ama Türkçesine geldiğinizde felsefe yok. Kaldırmışlar felsefe yani. Onu biraz sonra size açıklamak isterim. Başörtüsü kitabı çıkıyoruz. Biz buna eskiden münebber insanlar diyorduk.
Batı bunların sofistike, entelektüel veya koruma son zamanda da güncel tabiri koruma dediği kişiler gerçekten keşke öyle olabilsin. Çünkü tarih boyunca baktığımız zaman da tarihi ve medeniyeti yönlendiren insanların polimat bilim insanları, polimat bilim insanları olduğunu görüyoruz. Zamanımız maalesef öyle bir hale geldi ki aşırı ihtisaslaşma, aşırı uzmanlaşma cehalet getirir. Aşırı uzmanlaşma, aşırı ihtisaslaşma cehalet getirmiştir. Mesela kendi mesleğim olan hekimlik alanından baktığımızda bugün artık maalesef çok üzülerek bunu ifade ediyorum ki sağ burun deliği doktorluğu, sağ göz doktorluğu, sağ kulak doktorluğuna varıncaya kadar maalesef bir tıbbi cehalet içerisindeyiz. Bizde de aynı şey. Yani. Yani, şimdi bir doçent insanlar da eşlemesinler. Kadın doğumcunun bu konuyla ilgili hemen bir olmuş, 30 saniyelik. Her şeye vaka görmüş bir insana tabii ki insan psikolojisini sorabilirim. Ben zaten şöyle Taner, sosyal psikoloji doktoram var. Aynı zamanda hak sağlığı yüksek lisansım var. Bunların hepsi felsefe, psikoloji, sosyoloji hepsi birbirinin girişti. Bu da filmden artık böyle bir espri olsun diye. Çalışmıyorum ben. Bakıyorum. Double major. Yani? Double major. Çift ana dal. Yani sosyoloji ve psikolojiyi aynı anda okuyorum. Tam psikolojiyi mi diye. Ha? Gece bir tanesi gitti. 20 seans gelecek diye. Sen verdiğim yüzde de bırak diye. O yüzden kişisin psikolojiyi seçiyor. Ne kadar bilmiyorum daha. Ben. Ödemesini açıklamaya çalışıyorum. Biz mikrofonu sahip etmiştik. Biyo, psiko, evet, bu benzer şeyleri söylüyorlar. Hemen ben zamandan şey yapmak için şuna değineyim. Bakın. Doktora diplomamı da 5 sene sonra yeni aldım. Spor ve beden eğitiminde felsefe doktoru diyor. Ki uluslararası ifade o. Bakın felsefe nerede? Yok. Beden eğitimi spor doktora diploması. Ya Türkiye'nin acı gerçeği bu. Biz felsefeyi, sosyolojiyi yok sayamayız. Sadece psikoloji üzerinden, spor psikoloji üzerinden gidemeyiz. Gidersek de kendimizi kandırırız. Dolayısıyla psikososyolojik alanlarla ilgili bu ayrı alandır. Felsefe, sosyoloji ayrı alandır. Bunlar da kaynaklar. Bunları kaldırmamız lazım. Spor sosyoloji, spor psikolojisi aynı alanın insan ve insanların bilimidir. Dolayısıyla sadece spor psikolojisi değil, sosyoloji ve felsefesini de çalışmak gerekiyor. İsmail Hakkı Aydın dediği gibi entelektüel, aydın veya polimat bilim insanı olmak istiyorsanız. Öbür türlü sadece tek bir alanda çalışırsanız bilim teknikeri olursunuz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.